Düşeyaz dergisinin hazırlamış olduğu Düşeyaz 2. Şiir Şöleni'nde duygulu anlar yaşandı. Etrafını aydınlatan mum gibi günden güne erisem, tükensem de gam değil, çözülecekse buzlar, karşılık beklemeden sevecekse gönüller. Düşeyaz dergisi, kültür ve sanat alanında usta isimleri şiir severlerle buluşturmaya devam ediyor. Annemin dili şişer miydi baba? Küstürünce 3 gün 3 gece konuşmazdı bizimle. Küstürdün mü yoksa sen? Anne diyorum, anne diyorum, ses gelmiyor neden? Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Düşeyaz Dergisi ile Kişisel ve Sosyal Gelişim Akademisi Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. Şiir Şöleni, onlarca şair, yazar ve yüzlerce izleyicinin katılımı ile yapıldı. Ömrün son deminin son dostu gibi, sohbetimiz baki kalan bu kubbeyi sarar. Her gidişler buruk bir sancıdır bende, son hazırlıklarla telaşlanırım. Her yolcu giderken bir iz bırakır. Ben her Eylül'de yeniden yaşlanırım. Programın açılış konuşmasını Düşeyaz Dergisi imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Vedat Ali Kızıltepe yaptı. Ben izninizle öncelikle Düşeyaz Dergisi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 2016 yılı Ocak ayında Vesselam Dergisi olarak başlayan edebiyat yolculuğumuz geçen yıl yayın kurulunun almış olduğu kararıyla dergisi ismini Düşeyaz Dergisi olarak değiştirmiş olup yaklaşık 8 yıldan beri okurlarıyla buluşmakta. Düşeyaz Dergisi bölgenin tek ülkenin en dert temalı yani konumlu dergilerinden birisidir. Her sayısında kültür gibi, okumak gibi, özgürlük gibi, sanat gibi belli bir temaları işler. Yazar ve şairlerinden bu konu üzerinde eserler kalabilir. Netice itibariyle yazar ve şairlerin yeni ürünler üretmeye, yeni eserler üretmeye teşvik ederken bu eserlerin de ilk defa bizim dergimizde yayınlanmasına vesile olur. Düşeyaz Dergisi Kahramanmaraş sınırına dahilinde kalmamış yerinden ulusala açılma anlamında İç Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölge temsilcileri belirlemiş. Dergimizi o bölgelere ulaştırma çaba ve gayretle bulmuştur. Bununla devam etmektedir. Her hafta yayın kurulu ile bir araya gelerek edebiyatta meydana gelen değişim, dönüşüm ve faaliyetleri değerlendirerek yeni yol haritaları belirlemekte daima güncel kalmaktadır. Daha sonra bir konuşma gerçekleştiren Kişisel ve Sosyal Gelişim Akademisi Derneği Başkanı ve Düşeyaz Dergisi Yazı İşleri Müdürü Alpaslan Yurtsever de derneğin faaliyetlerinden bahsetti. Kişisel gelişimin yanında öyle bir ekleme yapalım ki Türk kültürüne, İslam ahlakına uygun bir oluşum şekillensin demiştim. Ve bu kapsamda da 2012 yılından itibaren eğitimlere, çalışmalara başladık. Bireyciliğin yanına, yani psikoloji ya da kişisel gelişim kavramının yanına sosyoloji, din psikolojisini, kültürü, tarihi, coğrafyayı, felsefeyi ekleyerek bu yapıyı kişisel ve sosyal gelişim uzmanlığına doğru dönüştürme adımlarını attık. Hospitakar ana sponsorluğu ve RAP Pozitif Danışmanlık desteği ile gerçekleştirilen programda okuduğu şiirler ile dinleyicilerin yüreğine dokunan usta kalemler, duygu dolu anlar yaşattı. Kimsesiz kaldı, yetişemedi kollar, öksüz ve yetim gibi can derdine düştük biz. -5 derecede ölümle yüzleştik biz. Vicdanında olsun çürük bina satanlar, bizden de beter olsun buna imza atanlar. Şiir Şöleni'nde okuduğu şiirler ile dinleyicilerin yüreğine dokunan usta kalemler, birbirinden özel şiirleri ile katılımcılardan tam not aldı. Büyük bir deprem geçirdik, çok can kayıplarımız oldu. Eşini, dostunu, akrabasını kaybetmenin içimizde yoktur. Ama biz dedik bu geceyi yas sevine çevirmeyelim. Bu geceyi eğlenceye de çevirmeyelim. Orta bir yolla bir gidelim. Deprem şehitlerimize dualar okuduk. Onları andık. Şiirlerle andık. Ama gece bizimle teması
şiirlerle iyileşiyoruz zaten. Şair, yazar yazdıkça rahatlar. Hatta benim bir arkadaşım vardır, onun bir tabiridir. Ben yazmazsam çatlarım der. Şair, yazar öfkesini, sevincini, mutluluğunu yazarak rahatlar. Biz de burada edebiyata, sanata, şiire gönül vermiş dostlarla bir araya gelmek, aynı havayı teneffüs etmek amacıyla bu geceyi düzenledik. Umarım herkesin ruhuna iyi gelmiştir bu gece. Uzun bir soluklu bir çalışmaydı. Ciddi bir emek harcandı böyle sürecin işlenmesinde. Ve güzel bir sonuç çıktı. Biz hani deriz ya, bazen Hatice'ye değil neticeye bakalım. Netice güzeldi. Herkes mutlu ayrıldı. Güzel bir şekilde ayrıldı. Ben inanıyorum ki şiirlerle iyileşmek için yaptığımız bu program gönüllerde ciddi katkılar sağladı. İnsanların psikolojisini, ruh halini pozitif yönde etkiledi. Ben katılımcılara, o güzel şiir okuyan şairlerimize, sizlere teşekkür ediyorum. Şiirin iyileştirici bir etkisi olduğunu düşünerek dedik ki uzun süredir depremin etkisinde olan Kahramanmaraş'a farklı bir program sunalım, şiirle iyileştirelim, yaralarımızı saralım diye düşündük. Depremden sonra arkadaşlarımız, dostlarımızla bir araya gelme fırsatı verdiği için Düşeyaz Dergisi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız şiiri okumadılar, bir nevi yaşadılar. Yani her şiir gönül imbiklerinden akıp gelen o duygular kelimelere döküldü. Yeri geldi duygulandık, yeri geldi gözyaşlarımızı tutamadık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Depremden sonraki o psikolojiyi en azından bir nebze olsun şiirlerle, türkülerle atlatmaya çalıştık. Bunlar bir nefes almadır, bir rahatlamadır, bir başka pencereden bir başka manzarayı seyretmektir. Şiir, edebiyat her zaman yaşayacaktır. İnsanlarımızı rahatlatması, geleceğe daha güzel bakması için bu gibi etkinliklere ihtiyacımız var. Maddenin baskıcı, o hayatın baskıcılığı arasında şiir seni alır, metafizik dünyaya taşır. Şiir iyileştirir diyerek yola çıkıldı. İnşallah şiirlerle iyileşeceğiz. Nasıl şiirlerle iyileşeceğiz? Çünkü şöyle bir şey, her hikayenin bir şiiri yoktur ama her şiirin mutlaka bir hikayesi vardır. Bugünkü okunan şiirlerin de hepsinin ayrı ayrı hikayesi vardı. Biz de aslında ayrı ayrı hikayeler anlattık. Şiirlerimizle, sohbetlerimizle bunlar gittikçe ne yapacak? Artacak. Yaraya belki merhem olabilir miyiz? Yeniden insanlara ayağa kalkma, mücadele azmini vermeye çalışıyoruz. Düşeyaz Dergisi'nin ikinci şiir şölenine geldik. Düşeyaz Dergisi'ne de bu vesileyle teşekkür ediyorum.